Merhaba, ben Avukat Afşin Hatipoğlu. KRT TV ekranlarında sizler için hazırlayıp sunduğumuz Türkiye'nin ilk ve tek taşınmaz hukuku programına bu hafta da hoş geldiniz. Değerli seyirciler, bu hafta ülkemizin son dönemde gündeminden hiç düşmeyen bir konuyu yine alanında çok uzman bir meslektaşım, aynı zamanda Avukat Ali Güvenç Kiraz'la değerlendireceğiz. Bu haftaki konumuz kentsel dönüşüm. Üstad hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlarımız olsun. Teşekkür ederiz. Üstad, kentsel dönüşüm, kanayan bir yara. Evet. İsterseniz bu kısaca kentsel dönüşümün ne olduğuyla alakalı bir bilgi verelim. Yani kentsel dönüşüm neden gündemimize geldi? Asıl amacı neydi? Neye hedeflemekteydi? Bununla ilgili kısaca bir bilgilendirme yapalım isterseniz. Ülkemiz acı deneyimlerle yaşadığımız üzere biliyorsunuz bir afet ülkesi aslında. Evet. Yani biz bazı ülkelerin yaşamış olduğu coğrafi şansı taşıyan ülkelerden bir tanesi değiliz. Coğrafyamız çok güzel tabii, o anlamda söylemiyorum. Deniz, kum, güneş, o anlamda çok zengin bir ülkeyiz ama altımızda, yani temelimizin altında var olan o plakada maalesef bir takım sıkıntılarımız var. Yani sürekli oynayan ve değişen bir deprem kuşağı üzerinde yer alan bir ülkeyiz. Hı hı. Sadece deprem de değil, ülkemiz aynı zamanda sel felaketleri veya heyelan felaketlerini de aynı zamanda dönem dönem yaşayan bir ülke. Özellikle Karadeniz bandı için bunu kullanabiliriz biliyorsunuz. Zaman zaman bazı topraklarda işte obrukların oluşması, İç Anadolu bölgesinde biliyorsunuz kuraklıkla beraber yaşanan bazı felaketleri görüyoruz. Özetle Türkiye'nin aslında bir afet yasasına ihtiyacı vardı. 99 depremi çok acı, 20 bin üzerinde insanımızı kaybettik. Çok trajik bir dönemdi. Orada bir takım değişiklikler yaptık. Yapı denetim yasasını değiştirdik biliyorsunuz. Bazı güncellemeler yaptık ama aslında yine yetmedi. Çünkü yapı stoğumuz özellikle 90'lar, yani 80'lerden başlayarak, 80'lerin öncesinde köyden kente göçle beraber şiddetle kötüleşmeye başladı. En son 2011 yılının sonunda Van depremini yaşadık biliyorsunuz. Ve Van depremini yaşadıktan sonra artık Türkiye bir karar vermek zorunda kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz çıktı ve dedi ki, o zaman başbakanımızdı, dedi ki bu bir milli meseledir. Yani bunun sağı solu osubusu olmaz. Biz bu süreci yapacağız, bu yasayı düzenleyeceğiz. Türkiye'nin bir afet riski altındaki alanların dönüştürmesine dair kanuna ihtiyacı var dedi ve 2012 yılının Mayıs ayında 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası, namı değer, bir uzun adı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunda yasalaştı. 2012 yılında yasalaşan bu süreçte 2012'nin sonunda Aralık'ta ilk yönetmelik değişikliği geldi. Hepimiz onu bekledik. Yani özetle aslında 2013'ün başında bu sürece başladık. 2020'yi de milat olarak şimdi bu tarihte dikkate alırsak 7 yıllık bir pratiğe sahip olduk. 7 yılda ne oldu? Aslında 7 yılda çok istediğimiz seviyelere gelemedik. Biraz fazlaca, birazdan zaten detayına gireceğiz. Sorular da geldikçe onları da anlatırım. Biraz fazlaca riskli yapı yapmaya çalıştık. Yani ne demek riskli yapı? Bina bazlı, parsel bazlı dönüşümü daha fazla yaptık. Dolayısıyla da istediğimiz sonuca, yani alan bazlı dönüşümü sağlayamadığımız için binalarımızda neyi sağladık? Bir binayı yıktık. Riskli yapı olarak ilan edilen bir binayı yıktık. Orada mevcut imar durumu biraz daha gelişmişti. Onu biraz daha yukarı çıkararak, hani 4 katlı, 6 katlı bir binayı 6 katlı, 8 katlı gibi bir hale getirip biraz daha aslında işin içinden bu sefer şehirleri işin içinden çıkamaz hale de getirdik. Yani belediyecilik açısından da zor bir duruma getirdik. Aslında çok istediğimiz seviyeye gelmedi. Yasa 7 tane yönetmelik değişikliği geçirdi. Bir Anayasa Mahkemesi iptali gördü ve birkaç defa da biliyorsunuz torba kanunla ciddi kanun değişikliğine uğradı. Dolayısıyla aslında kervan yolda düzelir mantığı Türk yasa yapma mantığında biraz fazlaca vardır. Bu evet. İktidar, o iktidar, A, B, C diye ben hiçbir zaman ayırmıyorum. Bizim kanun yapma mantığımızın temelindeki sakatlık hep var oldu biliyorsunuz. Bir hukukçu olarak buna şahitsiniz. O burada da biraz tezahür etti. 7 tane yönetmelik ama biraz son dönemdeki yönetmelik değişiklikleri özellikle Haziran
21 Haziran'daki yönetmelik değişikliği ve 3 Temmuz'daki torba kanunla yapılan, bu tapu kanunu ve bazı kanunlarda yapılan değişiklikle yapılan değişiklikler bence gerçekten de kentsel dönüşümü biraz iyice rayına doğru sokmaya çalıştı. Ve sokmak üzere de, yani biraz bir yol alıyoruz. Bundan sonraki dönem bence daha hızlı gideceğimiz bir dönem olacak. Ama özü aslında var olan kentlerin daha düzgün hale gelmesi, yapı stoğunun yaşanılabilir hale getirilmesi için getirilmiş bir yasadır. Bu kapsamda da 7 yılda istenilen seviye olmasa da belli bir düzeyde bina dönüştürülmüş oldu. Şimdi bu ilk girişi yaptıktan sonra ister istemez insan aklına şu geliyor. Burada asıl amaç, kanunun çıkartılması dönemindeki asıl amaç, ada bazında bir kentsel dönüşüm. Hatta mümkün olsa da birkaç ada bazında bir kentsel dönüşüm yapılması yönündeydi. Halkımızın anlaması açısından şöyle söyleyelim. Birden fazla parselin oluştuğu bölgeye biz ada diyoruz. Yani birkaç parselin bir araya gelinmesiyle, tevhid yapılmak suretiyle, yani birleştirme yapılmak suretiyle yaşam alanlarını daha konforlu bir hale getirmek, yapan kişilerin ekonomik çıkarlarını da gözetmek ama kamunun ortak külfetini de daha fazla dağıtmamak aslında düşünülüyordu. Ama sizin de söylediğiniz gibi son 7 yılda bakıldığında sanki binaların olduğu yerde yıkılıp yapılması sistemine döndü. Yani kanunun gerçek amaç ve gerekçesinden ziyade yine bir Türk sistemi haline getirildi. Geçen hafta burada Öz Hoca vardı, Öz Seçer. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerini konuştuk. Onun da dediği, dünyada eşi benzeri olmayan, bizim Türk mucizesi olan bir sistem dedi. Kat karşılığı gerçekten öyle. Yani bir yerde arsa var, para yok. Bir yerde para var, arsa yok. İşte ikisini birleştiriyoruz. Bir karma model. Şimdi burada ben tapuda çalıştığım dönemde ilk kentsel dönüşüm projelerinden bir tanesine bu şu andaki Seyran Tepe, Galatasaray'ın futbol stadı. Evet. Hatta demin de yayından önce konuştuk. İkimiz de iyi bir Galatasaray taraftarıymış, evet. Ama bu sene durumumuzdan çok memnun değiliz. Evet. Üstad. Oradaki bir bölgenin kentsel dönüşümüne ben tanıklık etmiştim. Bakıldığında sanki her tarafı o şekilde bütüncül değerlendirmek istediler. Ama pratikte her yer yıkılıp yapıldı. Ben şimdi şunu sormak istiyorum. Bir yerin kentsel dönüşüme girmesi için o yerin aranan şartları nelerdir? Her bina kentsel dönüşüme girer mi? Kentsel dönüşüme giren binanın şahıslara, yani maliklere faydası nedir? Kısaca bunu, evet, açıklayabilir misiniz? Şimdi kentsel dönüşüm yasası, 6306 sayılı yasa bize 3 tane alan tanımı yapıyor. Hı hı. Diyor ki ben bu 3 alan dışında herhangi bir şekilde bir alan tanımını kabul etmiyorum. Bunlardan bir tanesi bizim az önce eleştirdiğimiz ama bazı yerlerde mecburen zorunlu olan riskli yapı. Evet. Riskli yapı nedir? Riskli yapı ekonomik ömrünü tamamlamış veya ağır hasar görme riski olduğu tespit edilen, bu tespitin de yine ilmi ve teknik verilere göre yapıldığı yapı demektir. Şimdi, evet, bizim biraz önce bahsettiğimiz, eleştirdiğimiz bazı geniş alanlarda yapılsa iyi olur dediğimiz yerler dışındaki birçok bölge. Mesela Beşiktaş. Hı hı. Bitişik nizam bir bölge. Şimdi Beşiktaş'ta siz ada bazında bir uygulama yapamazsınız. Çok zor. Yani, hı, bir malik grubunu ikna etmek, orada o adaların içindeki parselleri ikna etmek gerçekten çok zor. O yüzden de Beşiktaş gibi, Kadıköy gibi bitişik nizama yakın ufak parsellerde riskli yapı o anlamda avantajlıydı. Bu anlamda da zaten daha çok burada başladı kentsel dönüşüm. Ama riskli yapı bu. Yani İyi ki riskli yapı. Riskli olsun. Yapı. Yani ağır hasar görme riski taşıdığı tespit edilecek. Kim tespit edecek? Bunu lisanslı kuruluşlar tespit edecek. Yani vatandaş. Yapı denetim firmaları mı? Yok. Burada bazı kuruluşlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı lisans verdi. Üniversitelere verdi. Jeoloji, jeofizik mühendisleri, inşaat mühendisleri odalarına verdi. Hı hı. Yapı denetim kuruluşlarına verdi. Sermayesini en az %40'ı kamu kurum veya kuruluşlarına ait şirketlere verdi. Belediye iştiraklarını falan biliyorsunuz. Evet. Sivil depremden korunma faaliyetinde bulunan sivil toplum kuruluşlarına verdi. Ve büro tescilini yaptırmış olan Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği uyarınca tescilini yaptırmış olan kuruluşlara ben lisans veriyorum dedi. Hı. Tabii lisans yeterli değil. O kuruluşların içinde çalışan personelin de yine gidip Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sınavına katılarak sertifika alması zorunlu. Yine
En son yapılan düzenlemeyle bu kuruluşların, bu lisans alan kuruluşların tamamının yine içinde bir tane mutlaka inşaat mühendisi çalıştırma zorunluluğu getirildi. Bu güzel bir düzenleme. Evet. Bu kuruluş ne yapacak? Bizim vatandaşımız, şimdi çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. İşte derslerde vesaire ben de anlatıyorum. Diyor ki hocam işte biz apartman kat malikleri toplanacağız, bir genel kurul kararı alıp mı karot alımını? Karot alımı nedir? Riskli yapı başvurusu. Evet. Bunu yapacağız. Denetim kurulu mu yapar? Yönetim kurulu mu yapar? Veya işte 3'te 2 diye bir şey var, bu mu yapar? Hayır. Yasa diyor ki kendisini bir yapıya, mülkiyet bağıyla bağlayabilen herkes bedelini kendisi ödemek kaydıyla riskli yapı tespiti yapabilir. Bunu o zaman tekrar edelim. Bir kişi binasının riskli yapı altında olup olmadığını evet. tespit ettirmek için kendisi dışında hiçbir malike ihtiyacı yoktur. Kendisi malik sıfatına haiz olmak koşuluyla herhangi bir bahsettiğiniz yetkili kurum veya kuruluşlara giderek buradan örnek aldırabilir. Evet, burada bir nüans var. O nüans da şudur. Bu çok sorulan sorulardan bir tanesi. Bizim parsellerimizde bazen yapı ve arsa sahibi olabiliyor. Bir parselin içerisinde yapının sahibiyle arsa sahibi farklı olabiliyor. Hı hı. Yani vatandaş kendi bölümüne, kendi kısmına inşaatını yapmış ama hı hı. arsada bir başka vatandaşımız yapmamış. O arsa sahibi olan vatandaşın o yapıdan karot alma hakkı yok. Bunu unutmayalım. Yani nasıl hocam? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir parselimiz var. Tamam. Bu parselimiz içerisinde bir yapı var. Tamam. Bu yapının %50'si dediğim gibi bir gruba ait. Tamam. Bir de %50 arsa sahibi var. Farklı bir arsa sahibimiz var. Arsada mülkiyeti olan bir kişi var. Yani hı-hı. yapıyla kendisini bağlayamıyor. Yapıda bir mülkiyeti yok. O bağımsız bölümlerde, o dairelerin içerisinde herhangi bir mülkiyete sahip değil. Hı-hı. Yapmamış kendi yerini. Kendi kısmını. Müşterek mülkiyete sahip bir parselmiş. Yapmamış. Bu durumda bu arsa sahibinin o yapıdan, orada bulunan yapıdan karot numunesi aldırma, yani riskli yapı tespitine başvurma hakkı yok. Hocam o zaman hukuken şöyle toparlayabiliriz. Konut maliki olan. Tabii yapıya kendisini diyor ya, bakın yapıya mülkiyet bağıyla evet, bağlayan yani diyor. Onu belki halkımız hani yapıdan tam kastı anlamayabilir. Konut maliki olan. Ana taşınmazda yani, hak sahibi bile olsan önemli olan şey konut maliki. Konut maliki yani. Olduğu nereden bellidir? Emlak vergisi öder konut için. Doğalgazı, suyu, elektriği bağlıdır. Bu arsa sahibinin %99.9 böyle bir bağlantısı yoktur. Şimdi kentsel dönüşüm hakkından faydalanabilmek için ilk şartımız riskli yapı. Riskli yapının ilanının ilk yöntemi de bu söylediğiniz. Bir diğer yöntemi de şudur riskli yapıda. Şimdi Kartal olayı, yani biliyorsunuz çok acı bir olay yaşadık. Bir Beyoğlu'nda bir binamız göçtü. Orada evet. Allah'tan... Hatta iki gün önce de benim ofisim Beyoğlu'nda. Tabii aynı şekilde. Orada mı? Orada da göçtü. Şimdi burada çok trajik olay şu. Her iki binada yapı kayıt belgesi almış maalesef. Üzücü. Evet. Keşke o konuda da bir program olsa da uzun uzun konuşsak. Ama Kartal örneği bize şunu gösterdi ki... bazı binalar, mesela siz Afşin Hatipoğlu olarak... Bir binanın önünden geçiyorsunuz vatandaş olarak ve görüyorsunuz, diyorsunuz ki bu bina risklidir. Hı hı. Ve ciddi bir can ve mal güvenliği riski taşıyor. O zaman... İhbar mı var? İhbar var. Aa. B maddesi, 7'nin 7.2b maddesine göre yönetmeliğin, uygulama yönetmeliğinin vatandaş bizzat bakanlığa başvurarak il müdürlüğüne, bakanlık bu anlamda bakanlıktan buranın riskli olduğunu ve gidip buradan riskli yapı tespiti yaptırmasını isteyebilir. Bu durumda ne yapacak il müdürlüğü, çevre ve şehircilik hı hı. il müdürlüğü? İlçe belediyesine yazı yazarak diyecek ki buradan karot alınmasını sağlatın diyecek. Dolayısıyla ikinci yöntem de bu üstadım. Birinci yöntemimiz vatandaşın kendi bedelini ödeyerek karot aldırması. Evet. İkinci yöntem vatandaşın amiyane tabirle ihbar edip bu binayı riskli yapı statüsüne sokmak için bakanlığa başvurması. Üçüncü yöntem de süre verilerek idarenin vatandaştan bunu istemesi. Ne demek süre verilerek? Şimdi ilçe belediyesinin en iyi, ilçe belediyesi sınırları içerisinde en iyi ilçe belediyesi bilir biliyorsunuz. Yani resen tetkikte bulunuyor. Belediye başkanlıkları riskli gördükleri yapılara, bizzat malikine süre vererek sen karotunu aldır. Riskli yapı tespitini yap, yapmazsan ben yapacağım diyebilir. Dolayısıyla bu şekliyle riskli yapı başvurusu bu şekilde oluyor. O zaman kısaca halkımız için toparlayalım. Bir, riskli yapı elde etmek için konut maliki olmanız veya o rabıtayı kurmanız icap evet, eder. Evet. Bu zaman kendiniz para vererek karot örneği aldırabilirsiniz. Karot bir beton veya yapıdan bir kısmın çekilerek alınması. Film çekilmesi aynı zamanda. Evet. İki,
Eğer kendinizi sorumlu bir vatandaş olarak addediyorsanız, addediyorsanız. Ki böyle vatandaşlarımız oldukça fazladır durumdan vazife çıkartan tipler. Kartal olayından sonra çok çoğaldı bu. Önceden yapılmıyordu, sıkıntılıydı. Evet. Hatta vaktiniz müsaitse mahallenizi şöyle bir dolaşın. Elinize listeyi alın. Şaka bir yana tabii ki. İhbar yapma yöntemi de yine kanunda var. Bu durumda vatandaşımız şunu da bilmeli. Eğer idare reysen karot alırsa, almış olduğu karotun masrafını tapuya müşterek ipotek olarak işliyor. Yani o bedeli bedavadan yaptırmıyor. Üçüncüsü de belediyelerin kendi idari tetkikleri sırasında bunu görmeleri. Görüp vatandaşa bizzat süre vererek aldırmazsan ben o sürenin bitiminde ben alacağım demesidir. Tamam. Şimdi üstadım ilk başta dediniz ki kentsel dönüşüm hakkını kullanmak için 3 yol var. Biri riskli yapı, biz bu fazı böylece kapattık. Evet. Buraya geri döneriz. Diğer 2 ve 3 ne? Diğer ikinci kentsel dönüşüm alanımız bir tanesi riskli alan. Riskli alan. Şimdi en çok üzerinde durmamız gereken, belki ülkemizin bundan sonraki dönemde en fazla kentsel dönüşüme yoğunlaşması gereken alan bu. Riskli alan nedir? Riskli alan zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma itibariyle, can ve mal güvenliği riski taşıyan alanlardır. Alanlar. Bu alanları kim tespit eder? Vatandaş yapabilir, belediye yapabilir, yine bakanlık yapabilir. Bunların hepsinin karar verici son merci ise Cumhurbaşkanlığı'dır. Yani riskli alanları Cumhurbaşkanlığı ilan eder. Yani vatandaş bu bir bölgenin riskli alan olduğu iddiasıyla karar aldıramaz ama onun başvurusunu yapabilir. Vatandaşımız gerekli evraklar var, birçok evrakı var bunun. Bunu alır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunar. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na sunmadan önce bir ara mekanizma da Afet Acil Durumlar Başkanlığı'dır. Oradan onay alınır. Ardından Cumhurbaşkanlığı kararı ve resmi gazetede ilanla riskli alan ilan edilir. Evet. Riskli buna mesela somut bir örnek var mı aklınızda? Somut örnek Fikirtepe. Fikirtepe. Gazi Osman Paşa. Şu an özellikle çok büyük bir alan Gazi Osman Paşa'da biliyorsunuz riskli alan ilan edildi. Riskli alanla ilgili şöyle bir sorunumuz oldu, onu düzelttiler. Nasıl düzelttiler? Riskli alan ilanı yapıldığında 2012 yılındaki bu düzenleme yaklaşık 100'ün üzerinde o zaman Bakanlar Kurulu vardı, sistem başbakanlık sistemiydi. Eski sistemdi. O sistemde ilan edilen alanların yarıdan fazlasını Danıştay iptal etti. Riskli alanları iptal etti. Ve sistem kilitlendi. Bunun sebebi de şuydu. Danıştay dedi ki benim önüme getirmiş olduğun zemin yapısı ve ağır hasar görme riski teknik verileri doğru değil. Yani daha çok o dönemde şöyle gelişti süreç. Bir müteahhitlik grubu, büyüklenici grubu oraya gözü koydu, hedefi koydu. Orada bir takım düzenlemelerle yukarıya gitti. Yukarıdan da kararı çıkarttırarak aslında zemin yapısı sağlam olan birçok bölge ilan edilmiş gibi oldu. Bu durumda tabii şöyle bir sorun oldu. Buralar işleyemez hale geldi bu tür iptaller sonrasında. Sonra önemli bir değişiklik yapıldı. Hani riskli alanı anlatmamız lazım. Çünkü vatandaş artık çok ufak bir alanı da riskli alan ilan ettirebilir. Ne demek istiyorum? Bir düzenleme yaptılar. Dediler ki 2016 yılında. Eğer bir yapı alanında, bir bölgede %65'ten fazla, yapı stoğunun %65'inden fazla ilan edilmesi düşünülen alan için ama. Eğer imar mevzuatına aykırı yapılaşmışsa, kaçaksa hatta oraya bir cümle eklediler enteresan 2016'da bakın sonra yapı kayıt belgesi geldi birkaç sene sonra, eğer ilk haliyle kaçak olup sonradan bu düzelmiş olsa dahi ilk haline bakılarak karar verilecektir yani %65 kriterine göre, bu durumda bu alan riskli alan olur dediler. Bu ne oldu? Danıştay'ın elinden bütün iptal kozunu elinden aldı. Yani artık bu tür alanlarda riskli alan iptali nedeniyle mahkemelere, Danıştay'a gidildiğinde artık iptal kararı verilmiyor. Mesela Gazi Osman Paşa'da riskli alan iptal kararı vardı. Sonra bu çıkarılan 2016 torba yasa ve yönetmelik değişikliği sonrası tekrardan ilan edildi. Tekrar ilana, tekrar dava açıldı Danıştay'da, o artık iptal edilmedi. Neden? Çünkü %65'ten fazla imar mevzuatına aykırı yapılaşma koşulları Gazi Osman Paşa'da
karşılıyordu o kriteri. Üstad, şimdi bu söylediğiniz şey tabii hukukun genel ilkelerinden biri olan ölçülülük ilkesine uygun olduğu için Danıştay artık iptal etmiyor. Niye? Bir ölçü koymuş. %60. Tabii. Peki doğal olarak şu soru akla geliyor. Riskli alan, bu çok flu bir kavram. Alanın sınırı ne? Yani nedir bu? Yani bu bir parsel mi? Bir adamı? Bir yüz ölçüm mü? Tabii. Nedir yani, ben atıyorum 100 metrekareye de riskli alan dememle bu sefer riskli yapıdan ne farkı kalacak? Yani buradaki bir alanın bir sınırı var mı? Şöyle, bir ölçüsü? Şöyle var. Bir önceki düzenleme ile siz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, Bakanlar Kurulu'ndan karar çıkartmak üzere gittiğinizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 15 bin metrekare sınırını koymuştu. Hı. Yani 15 bin metrekarenin altında herhangi bir şekilde bir ada veya etap bazında bir koordinat sınırı verdiğinizde bunu kabul etmiyordu eski düzenleme. Yeni düzenlemede de artık 5000 metrekarenin altındaki alanlarda riskli alan kabul yapmıyorlar. Yani bir daha işi çok yumuşatmış. Evet, yumuşattı. 5000 metrekarenin altındaki alanları kabul, yani şöyle yasada yani böyle 5 dönüm. 5 dönüm. 5 dönüm. 5 dönüm alanın altındaki alanların riskli alan başvurusunu çok fazla kabul etmek istemiyor bakanlık. Daha doğrusu onu çalışmak istemiyor. Ama 5 dönüm ve üzeri alanlarda siz bir adayı değil, ada dışında bir alanı da, anladım, yani veya adanın içindeki bir bölgeyi, yani illa tam bir ada belki 20 bin metrekare olabilir. Bir adada birden fazla parsel vardır. 20 bin metrekare yerine o adanın içindeki 5 bin metrekareyi, 7 bin metrekareyi de hedefleyerek riskli alan ilanına gidebilirsiniz. Ama bunun temel koşulu o 7 bin metrekarenin içindeki yapı stoğunun %65'inin imar mevzuatına aykırı olması. Olması. Burada bir soru sorup üçüncü başlığa geçeceğim. Bu riskli alanın belki kaçıranlar olduysa tekrar açmak açısından Cumhurbaşkanlığı vesilesiyle ilan edildiğini ama ilk başlangıcında malikler burada toparlanarak başvuruda bulunabiliyor muydu? Bulunabiliyor. Tabii ki, ama şöyle bir mesela zor... bir mahalle organize oldu diyelim. Mümkün değil. Şöyle şey. Şöyle tabii ki olabilir ama buradaki zorluk şurada. Vatan istenilen belgeler, hazırlanması gereken belgeler o kadar çok ki, teknik belgeler var. Yani o mahalle örgütlenip bir teknik uzmanla, bir grupla, bir hani bu işlerin konusunda uzman şirketiyle, kentsel dönüşüm şirketleri var biliyorsunuz. Evet. Bu tür işleri yapan böyle bir şirkete gidip işte oranın %65 kriter yazısı, daha önceki zemin yapısına ilişkin belgeler, yapılaşmanın koşulları, daha önceki afet durumunu gösteren uzun yıllara dair olan raporlar vesaire gibi bayağı bir kriter var. Bunları karşıladıkları takdirde tabii ki götürebilirler. Ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na götürülen riskli alan ilanlarının en önemli özelliği planın da birlikte götürülmesi zorunlu. Bir de 3:2'ye ulaşılması zorunlu. Yani bakanlık bir bölgede riskli alan ilan etmek isteyen bir grupla karşı karşıya kaldığında şu soruyu soruyor. Diyor ki bu bölgenin 3:2'sinin muvafakatına sahip misiniz? Yani o zaman tabii orada bir bölgeyi mağdur etmek istemiyor yani bakanlık. Yani siz geldiniz de bir kişi gelmeyin. Birden fazla kişi eğer buna sahipseniz 2/3 yani 7 işte 6000 metrekare diyelim, 6000 daha uygun olur. 6000/3 × 2 4001 metrekare bana muvafakat getirirse, temsiliniz varsa ve diğer belgeler de bu anlamda yanında hazırsa ben bu riskli alan ilanını çalışabilirim diyor. Hocam üçüncü başlığımız ne? Üçüncü başlığımız rezerv yapı alanı. Rezerv. Şimdi rezerv yapı alanı iki şekilde kullanılmak üzere kurgulandı. Rezerv yapı alanı bir tanesi tamamen yeni bir yapılaşma alanının belirlendiği alanlar. Yani şimdi siz bir bölgenin heyelan, deprem veya sel baskını sebebiyle yapılaşmaya kapatılmasını istiyorsunuz. Hı hı. Ve orası sürekli can ve mal kaybına yol açıyor. İşte Rize'de biliyorsunuz bazen yaşıyoruz. İşte Trabzon'da yaşıyoruz. Yine İstanbul'da en son İki Telli bölgesinde bir takım sorunlar yaşadık. Ve mesela Gemlik'te biliyorsunuz bir sorun oldu ki Bakanlar Kurulu'na da konu edildi en son. Rezerv yapı alanı işte birinci anlamı bu yapılaşma alanının tamamen yapılaşmaya kapatılarak o bölgeye taşınması. Yani diyorsunuz ki siz Gemlik için, Gemlik'le ilgili bir karar var tabi orada biraz tartışmalı bir durum yürüyor. Ama veya diyelim ki Heyelan bölgesini ben tamamen yapılaşmaya sağını solunu işte belli bir metrekareye kadar kapatıyorum. Değerli vatandaşlar ben size buradan alıp şuraya götürüyorum diyorsunuz. Buna rezerv yapı alanı diyoruz. Bu birinci tanımı. Evet. Bir de ikinci tanımı şu üstadım. Şimdi bir önceki riskli alanla bağlantılı bir tanımı var. Biz rezerv yapı alanlarını aslında transfer merkezi olarak düşündük. Keşke çalışsaydı. Şimdi mesela Fikirtepe'de bir kentsel dönüşüm çalışması yürüttük. Amacımız neydi?
Fikirtepe'yi yenilemek, yapı stoğunu düzeltmek, orada yaşanılabilir konutlar yapmaktı. Şimdi, ama ne oldu? Orada yaşayan insanlarımızın hepsi Dudullu'ya, Kartal'a, daha Tuzla'ya, Pendik'e gittiler ve geri dönmediler. Şu an hepsi ya kiraya verdi ya sattı. Yani oradaki yapılaşma, işte aidat miktarları biliyorsunuz bunları. Yeni evet. lüks konutlar oluştu. Şimdi transfer merkezinin amacı neydi? Biz ilan ettiğimiz İstanbul'da da var. Riskli alan rezerv yapı alanlarında geçici konutlar yaparak. Mesela Fikirtepe'yi yaptığımız dönemde şöyle diyebilirdi Çevre Şehircilik Bakanlığı. Ben Fikirtepe'de yaşayan insanlarımızın tamamını transfer merkezi olarak bu riskli alana, pardon özür dilerim, rezerv yapı alanına alıyorum. İşte orada yaklaşık 10 bin, 20 bin kişi yaşamaya başlıyor. Burası yapılaştığında da geri hepsini transfer ediyorum. Sonra bu transfer merkezi geçici konutlarım kaldı. Yıkmıyorum orayı. Bu sefer diyorum ki Gazi Osman Paşa'yı buraya transfer ediyorum. Gazi Osman Paşa'yı yaptıktan sonra geri buraya gönderiyorum. Ümraniye'yi yapıp aynı şekilde yani bir transfer merkezi olarak düşünüyorum. İki anlamı var. Bir bölgeyi tamamen yapılaşmaya kapatıp bir başka bölgenin açılması. Bir de riskli alanların transfer merkezi olarak evet. düşünüyorum. Bu ilanları yapan kurum da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dır. O zaman hızlanmak açısından tabii. da hemen şöyle üçünü şöyle özetleyelim. Bir yerin kentsel dönüşüm alanı ilan edilebilmesi için üç kritere ihtiyaç Aynen. var. Beraber değil, ayrı ayrı. Bir, ya orası bir riskli yapı olacak, evet. ya bir riskli alan olacak, ya da rezerv alanı olacak. Bu üçünün nasıl, hangi şartlarda olduğunu zaten izah ettik. Bunların detaylarına şu anda girmiyoruz. Evet. Şimdi esas... Kıymetli üstadım, buradan biz birincisini çekip bunun üzerinde evet. yoğunlaşalım. Çünkü halkımızın esas sıkıntısı olan kısım bu. Yani riskli alan ilanı ve rezerv alanı gibi kısımlar biraz daha işin siyasi kararlarıyla Bakanlık. İlgili ve bakanlıkla ilgili. Çünkü burada hukuken benim de izah edeceğim bir şeyler olur ama bunun içine girdik mi çıkamayız. Çünkü rezerv alanı aslında bize hiç dokunmadan, hiç şey yapmadan... Geçip giden kendilerine göre hatta, konut yerine çevirmek istedikleri, eskiden konut yeri olmayan şeyleri transfer etmek istedikleri yerler. Riskli alanda 15'ten dediğiniz gibi 5 dönüme düşerek biraz daha rantı oluşturmak için yapılan şeyler. Biz esas şimdi halkımızın mağdur olduğu kısma gelelim. Evet. Şimdi birinci başlık olan riskli yapıda benim bir evim var, karoto aldık, ne döndük oldu? Buraya şimdi. Karoto aldık, dediler ki eli kulağında gitti gidecek. Evet. 10-15 tane malik var apartmanda. İtiraz edenler Bunları var. Bunları itiraz eden var vesaire var. Şimdi buraya başlayalım üstadım. Karoto aldık ve binanın durumu iyi değil. Ne yapmam lazım? Bunun süreci nedir? Şimdi karot numuneleri alındıktan sonra riskli yapı tespitini lisanslı kuruluş düzenleyecek. Ve düzenledikten sonra ilçe belediyesine... İstanbul için geçerli olmak üzere ilçe Hı-hı. belediyesi, İstanbul dışında ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne raporu gönderecek. Hı-hı. Karot alınan firma gönderiyor. Daha henüz bizim haberimiz yok. Orada bir usul incelemesi. Küçük bir araya gireyim, özür dilerim. Ben istesem de istemesem de gönderiyor mu? Tabii ki. Yani ben alayım kenarda dursun, merakımdan böyle bir şey yaptım gibi bir şey var mı? Şimdi sisteme kayıt edildiği andan itibaren... Hı-hı. Bir lisanslı kuruluş, bir yapı kimlik belgesiyle o sisteme girdiği andan itibaren artık o bina ile ilgili karot alımının riskli yapı raporunu mutlaka ibraz edilmesi zorunlu. Tamam, orayı ettik. Vatandaşın özel olarak üniversiteye gitmesi, lisanslı olmayan bir kuruluştan rapor alması başka bir konu. Tamam. O alıp tutabilir kendisinde ama bu bizimle alakalı bir konu değil. Değil, tamam. Bu... Bahsetmiş olduğumuz usulü incelemeyi yapan İstanbul'da ilçe belediyesi, bunu özellikle birkaç yerde kullanacağım vatandaşlarımıza söylemek için, İstanbul için geçerli olmak üzere bakanlık birçok yetkiyi ilçe belediyelerine devretti. Ama İstanbul dışında bu yetkilerin tamamı yine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün. Yani karotla başlayan sürecin muhatabı burada ilçe belediyeleri, evet. İstanbul dışında da il evet. belediyeleri. Yani mesela Ankara Büyükşehir'de. Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. İl Müdürlüğü. Yani vatandaşımız yanlışlıkla bazı itirazlarını ve dilekçelerini gidip Ankara'da Mamak, işte Trabzon'da Of Belediyesi'ne yapmayacak. Of'ta yapılan bir kentsel dönüşüm uygulamasında itiraz yeri Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. İl Müdürlüğü. Bunu bilmemiz lazım. Yani ama İstanbul'da Şişli'de bir binamız varsa Şişli'deki binamızın sürecinin neredeyse tamamına yakınını yöneten kurum, yetki devriyle tabii ki, tamamını yöneten kurum Şişli Belediyesi.
Hocam o zaman şöyle söyleyelim ki tam benim şöyle anlıyorum. İstanbul dışında muhatabımız merkezi hükümetin bir uzantısı olan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ilgili birimi. Belediyelerle hiçbir ilgimiz yok. Hiçbir ilgimiz yok. Mesela ben Bafralıyım. Şimdi Bafra'da bir vatandaş buna başvuracağı zaman Samsun Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gidecek. Alacak itiraz dilekçesini birazdan anlatacağım. Alacak itiraz dilekçesini oraya götürecek. Veya onun dışındaki tüm süreçleri yine İl Müdürlüğü yönetecek. Ama açık arttırma mesela işte 3/2 ile ilgili süreçte İstanbul'a anlatacağız. İstanbul'a münhasır olarak, burada ilçe belediyeleri. Tamam, evet. Devam edelim. Şimdi bu usulen yapılan inceleme neticesinde raporun nizami olmadığına karar verirse ilgili kuruluş, ilçe belediyesi İstanbul'da, diğer tarafta il müdürlüğü, düzeltilmesini isteyecek. Bu çok önemli bir konu, vatandaşımızı ilgilendiren bir kısım değil. Sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya İstanbul'daki ilçe belediyesi Tapu'ya bu raporları gönderecek. Tapu'ya gönderecek. İlçe Tapu Müdürlüğü'ne. İlçe Tapu Müdürlüğü önce tüm maliklerin beyanlar hanesine riskli yapı şerhi işleyecek. Yani karot almasını söylemeyen, izin vermeyene dahil. Dahil olmak üzere. Bu aslında bir nevi askıda bir geçici bir beyan. Çünkü kaldırılabilir itiraz kabul edilir ise. Daha sonra bu şerh konulduktan sonra, yani riskli yapı şerhini koyan Tapu Sicil Müdürlüğü tüm maliklerin kanuni ikametgah adreslerine tebligat yapacak. Şimdi bu tebligatta şunu yazıyor. Diyor ki, vatandaşlarımız uygulamaya girenler bilir, bilmeyenler de. Diyor ki, Sayın Afşin Hatipoğlu, binanız riskli yapı ilan edilmiş olup 15 gün içerisinde itiraz edebilirsiniz. İtiraz etmediğiniz takdirde veya itiraz edip itirazınız reddedildiği takdirde 60 gün içerisinde tahliye edileceksiniz diyor. Tapu Sicil Müdürlüğü'nün yazısı böyle. Bu kapsamda kendisine tebligat gelen malikin gerekçe sunmaksızın, burası önemli, gerekçe sunmaksızın itiraz etme hakkı var. Yani vatandaşımızın rapora edinmesi de bilgi edinme kanunu kapsamında talep edebilir. Şimdi şunu sorabilir vatandaşımız. Bu riskli yapı raporları bize tebliğ ediliyor mu? Hayır, edilmiyor. Biz sadece üst yazı. Sadece bir üst yazı, bir kağıtla bir şey geliyor, bir yazı geliyor. Vatandaşımız gerekçesiz olarak itiraz edebilirler. Yani ne demek biliyor musunuz? Bir satırla bizim ilamsız icralara şey yaptığımız gibi itiraz ediyoruz, bitti. Aynen. Evet. Cezalarda temizdeki gibi. Temizdeki yani gibi. Şunu yazacak vatandaşımız. İtiraz eden Afşin Hatipoğlu, konu itiraz dilekçesi, itiraz, ben bu riskli yapı raporuna itiraz ediyorum. Neden bu getirildi? Şu yüzden bazı değişiklikler gördü. Vatandaşın kafasını karıştırmak için anlatmayayım detayları. Rapor sizin itirazınızla birlikte A'dan Z'ye inceleniyor. İtiraz komisyonu. Bir kişi bile itiraz etse. Yani siz mesela Afşin Hatipoğlu olarak, sayın meslektaşım, itiraz konusu olarak bir başka konu da söyleseniz, komisyon yine A'dan başlıyor Z'ye kadar. Yani sizin itirazınızla bağlı itiraz incelemesi yapmıyor. Hocalarımız var orada. 3 tanesi akademik, 3 tanesi de ilgili bakanlık personelinden oluşmak üzere bir komisyon oluşuyor. Bu komisyon o raporu tamamen inceliyor. Bu komisyon İstanbul'dan mı bahsediyorsunuz? Her yerden böyle. Bu komisyon bütün illerde var. İllerde var. Tabii İstanbul için şöyle bir durum söz konusu. İstanbul'a yığılma olduğu için, mesela bazen İstanbul'da Şişli'de bir binanın inceleme raporunu Hakkari İl Komisyonu yapabiliyor. Aa. Tabii. Yani Hakkari'deki itirazı Hakkari yapıyor ama İstanbul'da çok 3 tane komisyonumuz var. Galiba bir ara 5-6'ya çıktı yine. Ona çok emin değilim. Ama düşünsenize, İstanbul'da bir ara 12 ile 13 ile 17-18 arası, yani 5 sene neredeyse binlerce bina kentsel dönüşüme riskli yapı olarak ben girdi. Ben merakımdan birkaç bilgi de aslında sormak istiyorum ama hani takip etmediyseniz belki şey yoktur. Buraya devam edin. Bu İstanbul'da toplam kaç tane şey oldu, böyle bir başvuru vesaire, hiçbir bilginiz var mı hocam? Resmi sayıya ulaşmadım, bakmadım da açıkçası ama 100 binleri geçmiştir. Geçmiştir. Yani çok ciddi sayıda bir sayı olmuştur. İnanılmaz bir şey. Yani en azından şunu söyleyebilirim. Kadıköy Belediyesi. Siz çünkü ofisiniz Kadıköy'de. Kadıköy'deyim. Kadıköylüyüm de aynı zamanda. Kadıköylüsünüz. Ama Galatasaraylısınız. Nasıl olacak? O da... Doğma büyüme Kadıköylüyüm ama iyi bir Galatasaraylıyım, o ayrı mesele. Mesela Kadıköy'de nedir durum? Kadıköy'de, Kadıköy Belediyesi bir dönem yılda 2000 üzeri ruhsat verdi.
Yani çok ilginçtir. Ben şöyle size bir kısa bilgi vereyim. Hem de tabii program ilgilisi için çok güzel ama ilgilisi olmayıp izleyenler için sıkıcı olmaması için araya da bazen pasajlar atalım. Tabii tabii. Daha önce ben tabi kadastroda uzman olarak görev yapıyordum avukatlıktan önce. Biliyorsunuz LİKAP'lar kuruldu. Tabii. Lisanslı harita kadastro büroları. İstifa etmeden önce memurluktan LİKAP'ların İzmir'deki bir eğitimine eğitici olarak katılmıştım. Orada da puanlarına göre LİKAP adayı olan harita mühendisi meslektaşlarımız başvurularda bulunuyordu. Kadıköy çok eski bir yapılaşma olduğu için çok tercih edilen bir yer değildi. Yani maddi getirisi noktasında daha çok mesela Esenyurt tarzı, Küçükçekmece tarzı yerler tercih ediliyordu. Ancak çok tabii isim vermeyelim, çok akıllı bir meslektaşımız bu kentsel dönüşüm yasasını bilerek, görerek, çünkü biliyorsunuz harita mühendisleri de bu alanda çok uzmandırlar. Kadıköy'den bir yer tercih ediyor. Tabii Kadıköy'de bir kentsel dönüşüm patlaması olunca bu sefer diyorlar ki ya biz hani bu puanla oraya tercih ettik ama işte Kadıköy nasıl? Tabii inanılmaz bir iş yoğunluğu maşallah oluyor. Bu diyelim. Aslında tabii ki bir öngörü. Tapu bilgilerinden de ben biliyorum bunu. Tapuda da Kadıköy'ün eskiden çok stabildi durumları. Çünkü yapılaşma yok bitti. Tapuda da arttı. Şöyle söyleyebiliriz ki burada ciddi anlamda bir iş yükü ortaya şimdi çıktı Kadıköy'de ve diğer eski yerlerin hemen tamamında böyle bir şey o söz konusu. O meslektaşınızın sadece kentsel dönüşüm değil, o çok şanslı bir adammış. Şöyle yapı kayıt belgesi, imar mevzuatında tabii. Kadıköy'de özellikle çatılardaki dubleksler vesaireyle ilgili. Yani neredeyse, cins değişikliği evet. olduğu için teorik bu. Bunların hepsi onları bir, da tabii, üzerinden yapıyorsunuz. Fen işlemi hepsi şey yapıyor böyle bir şeydi. Evet. Şimdi bu kısa girizgahtan ve küçük pasajdan sonra konumuza dönecek olursak. İtirazdayız. Biz itirazdayız. Evet. Ne oldu? Şimdi itirazımızı alan Kadıköy Belediyesi'ne yaptık. Oradan hı-hı. devam edelim. Kadıköy'de bir binamız evet. vardı. Veya Bafra'daki binamız evet. içinde Samsun İl Müdürlüğü'ne gittik verdik. Evet. Samsun İl Müdürlüğümüz hemen orada oluşan, işte Samsun'da teknik üniversitemiz var. 19 Mayıs Üniversitemiz tarafından oluşan, hocalarımızdan oluşan kuruluşa bu raporu gönderdi. İstanbul'da da kentsel dönüşüm il müdürlüğüne yine gönderdi Kadıköy Belediyesi. Evet. Komisyon itirazı görüştü ve reddetti. Evet. Kabul etmesi çok istisnai bir örnek ama anlatalım onu kısaca. Mesela kabul ettiği örnekte ne olur? Kabul etmesi halinde rapor artık kesin kabul edilmemiş, reddedilmiş olur. O bina ile ilgili 5 yıl boyunca kentsel dönüşüm bir daha riskli yapı uygulamasına sokulamaz. 5 yıl boyunca ve riskli yapı şerhi de tapudan silinir. Silindi, bu tamam. böyle. Kabul etmedi, reddetti. Reddetti. %98 oranında 99'da reddediliyor. Reddediliyor. Tamam. Ne oluyor? %99 reddedildiğinde artık riskli yapı statüsü kesinleşir. Bu kesinleşmeden sonra vatandaş artık buna itiraz edemez. Ne yapabilir? Dava açabilir. Şimdi vatandaşlarımızın bilmesi gereken önemli bir husus var. Yasanın özel bir durumu çünkü. Biz şimdi, üstadım siz de tapu kadastrocu olduğunuz için eski bilirsiniz. Bizim idari hukukumuzun bir prensibi vardır. İdari işlemlere karşı özel bir süre öngörülmediyse 60 gündür. Evet. Ancak burada 6306 sayılı yasaya ilişkin açılacak olan tüm idari davalarda, bakın tüm idari davalarda. Kaynağı 6306 olan. Tüm idari davalarda, vergi davaları dahil. Bu kentsel dönüşümden kaynaklanan vergi davaları dahil 30 gündür. 30 gündür. Bunu vatandaşımız unutmasın. Tamam. Yani 30 gün içerisinde dava açtı vatandaşımız. Riskli yapı tespiti gelmişti kendisine. İtiraz etmişti. İtirazı reddedildi. İdare mahkemesine dava açtı. Ne olur? Yürütmesin. O zaman şu bilgiyi verelim. Burada itirazın reddedilmesine karşılık açılacak olan mahkemede görevli mahkeme ve yargı neresi? İdari yargıdır. İdare mahkemesi. İdare mahkemesi. O ildeki. Yani adli yargıyla bir işimiz bu aşamada yok. Bu aşamada yok. Tamam. Evet. İtiraz reddedildikten sonra önemli olan açılan davada eğer yürütmeyi durdurma kararı vermezse mahkeme artık o işlemin yürütmesinin durdurulması mümkün değildir. Mümkün değil. Önemli olan konu bu. Yani vatandaşlarımız bazen şöyle bir soru soruyorlar. Çok geliyor, size de geliyordur. Ya hocam biz dava açalım, dursun mu? Dava açmak kendiliğinden yürütmeyi durdurmaz. Durdurmuyor. Mahkemenin özel bir yürütmeyi durdurma tabii. kararı vermesi lazım. Birinci aşama bu. Bu tespit ettik. Tamam. Karot aldırdık. Karotlarımızı belediye tapuya gönderdi. Beyanlarhanesine işledi. Geldi. Bize tebligat geldi. Gerekçesi olarak veya gerekçe olarak itiraz ettik. Komisyon raporu A'dan Z'ye inceledi. Reddetti. Dava açtık.
Yürütmeyi durdurma kararı alamadık. Ne olacak? Ne olacak? İkinci aşamaya geçeceğiz. Buna biz tahliye aşaması diyoruz. Şimdi tahliyeye kadar tahliye geldik yani. İkinci aşamaya geldik. Tahliye aşaması, tahliye ve yıkım. Şimdi tahliye aşamasında bu yetki, yani tamamen tahliye sürecini yönetecek kurum ilçe belediyeleridir. Bu yasayla tanımlanmıştır. Yani buradaki yetki devri yok. İlk başından itibaren, 2012'den itibaren tahliye sürecini... İstanbul dışındakiler için hepsi için geçerli. Hepsi için. Bu tahliye aşaması tamamen ilçe belediyelerinin yetkisinde. Ne demek bu? İlçe belediyeleri... Zabıta kafana dayanacak demek. O ilçe belediyeleri tüm maliklere birincisi 60 günden az olmamak üzere, İkincisi de 30 günden fazla olmamak üzere iki tane süre verir. Yani iki sürenin mutlaka verilmesi zorundur, unutmayalım. Yani 60 günü verdik, belediye tamam şimdi yıkıyoruz, yok. 60 gün bitti, bir 30 gün, diyelim ki tahliye olmadı. Bir apartmanımız var, sizin verdiğiniz örnekte 15 malik vardı. 12 malik çıktı. Biz gidiyoruz dediler, burası artık zaten yıkılacak dediler. Ama 3 malik ısrar ediyor ve çıkmıyor. Bu durumda o ilçe belediyesinin, Bafra'nın veya Kadıköy'ün yeniden bir 30 gün daha süre vermesi zorunlu. 30 günlük süreyi verdi ve süre bittikten sonra, ha bu arada unutmayalım bir parantez, bu 60 ve 30 günlük sürelerin tüm maliklere tebliğ edilmesi şarttır ve en son malike tebliğ ile başlar. Yani şimdi biz 60 günlük süre geldi ya bize, evet. Sayın meslektaşım, diyelim ki size 1 Ocak'ta geldi, ben de aynı apartmanda. Size de 20 Ocak'ta geldi. 20 Ocak'tan itibaren başlar. O zaman 20 Ocak'tan itibaren 60 gün sayacağız. Bu süreler bitti, ikinci süreyi de tamamladık. Her 3 kişinin ikisi de gitti. Ama Afşin Hatipoğlu ısrarla o binada oturmaya devam ediyor. İnatçı bir kentsel dönüşüm kişisi kendisi. Ben çünkü daha fazla yer nasıl alırım? Benim metrekarede nasıl fazla olur? O i̇şte da var. Ön görünümden şey yapar mıyım falan, değil mi? Böyle bir şimdi böyle hafif bir tipoloji de var. Ama direnç yapacağım yani. Bir de müteahhitin kendisini mağdur ettiği kişiler de var. Adam 8. katta otururken müteahhit diyor ki seni 2. kata indiriyor. Buraya bir de şimdi daha hiç müteahhitten bahsetmedim. Bahsetmiyoruz. Şu ana kadar hiç müteahhitlik bir durumumuz yok. Aynen yok. Peki tahliye edildik. Nereye gideceğiz, taşınacağız? Şimdi orası biraz önce bir program önceki hocamızın konusu. Arsa payı karşı inşaat sözleşmesi, özel hukuk meselesi. 60 ve 30 günlük süreleri tamamladıktan sonra 30. günün bitmesiyle beraber ilçe belediyesi elektrik, su, doğalgaz gibi temel hizmetleri kapatır meslektaşı. Kapattıktan sonra artık binanın yıkılması gerekir. Eğer vatandaşlar, tamam sayın belediyemiz biz artık anladık burası yıkılacak, verin bize ruhsatı derlerse ilçe belediyesi onlara yıkım ruhsatını verir. Ama vermeyin derse, herhangi bir şekilde yıkım ruhsatı verilmezse, bu durumda ilçe belediyesi reysen yıkar. Evet. Önemli kısım burası. Şimdi İstanbul'da ben çeşitli belediyeleri, ben Marmara Belediyeler Birliği'nde de birkaç dönem ders verdim. Orada da değerli kentsel dönüşüm ve imar müdürlerimiz vardı. İlçe belediyelerimizin neredeyse tamamı katıldılar. Onlar bu soruyu çok sordular. Ben özellikle ilçe belediyelerini, eğer seyreden varsa, imar müdürlerini ve kentsel dönüşüm müdürlerini uyarıyorum. Eğer 30 günlük süre geçtikten sonra siz elektrik, su doğalgazı da kapattıysanız ve binayı yıkmadıysanız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na periyodik olarak 2 aylık raporlamalarınızı da yapmak zorundasınız. Ve eğer 2 ay içerisinde bu binayı yıkmazsanız sorumlusunuz. Bakın ne oldu? Birebir böyle bir, bakın hani derler yaşanır derler. Türkiye'de yaşıyoruz biz bunu. Tabii. Zeytinburnu'nda ilçe belediyesi, kaymakamlık arasındaki süreç tamamlanmadı. Vatandaşlar 3'te 2'yi bulamamışlar. Tahliye etmişler. Zeytinburnu'nda bir binamız biliyorsunuz çöktü sayın meslektaşım. 2 kişi vefat etti. Bir dede ve bir torun hemen orada vefat ettiler. Yani dolayısıyla belediyelerimiz sorumlular. Ben çünkü İstanbul sınırlarında bazı ilçe belediyelerini çok takip ediyorum. Mesela Kadıköy çok hızlı hareket eden bir belediye. 60 geliyor, 60'ı bitiriyor, 30'u gönderiyor. 30 bitiyor, elektrik doğalgazı gönderiyor. Doğalgazı gönderdikten sonra biraz inisiyatif kullanıyor. Bir kapıya diyor ki bakın diyor ben yıkacağım ama siz lütfen bunu ciddiye alın diye bir son uyarı yapıyor. Yasada yok ama yapıyor. Ona rağmen yapmazsa hemen yıkım ihalesini açıp yıkıyor. Yani çok hızlı hareket ediyor. Şimdi ama mesela bazı belediyeler bunu yapmıyor. Orada sorumlulukları var, bilsinler. Yıkım sürecini tamamladık, yıktık. Tamam. Veya tahliyeyi sağladık. Tamam. Bizim için artık tahliye ve yıkım sağlanmış Bitti. Oluyor. Bitiyor. Ben ne yapacağım şimdi? Çıktım evden. Nereye şimdi gideceğim? Şimdi uygulama safhasına geçiyoruz burada. Üçüncü aşamaya geldik. Uygulama safhası şöyle başlıyor. Aslında önceden yasanın yazılma mantığı ilk haliyle yıkımdan sonra uygulama olarak vardı. Yani sen önce binayı yıkacaksın, ondan sonra oturacaksın malikler olarak
karar vereceksin diyordu. Baktı ki bakanlık, ya bu biraz mağduriyete yol açıyor, vatandaşlar çıkacak. Önceden karar alsınlar, uygulamayı yapsınlar ki kendilerini güvence altına alsınlar. Ben de bakanlık olarak bu 3D2 prosedürünü yürüteyim diyerek bakanlık 2014 ve 16'daki yönetmelik değişiklikleriyle artık süreci yıkımdan önceye de entegre etti. Hı hı. Ne yaptık, ne yapacağız? Diyelim ki bizim 60 ve 30 günlük tahliye sürelerimiz geldi. Daha henüz çıkmadık. Tamam. Şunu yapacağız. Bir, yüklenici arayışına gireceğiz. Apartman olarak. Yüklenici arayışına girerken de vatandaşlarımız hep aynı hatayı yapıyorlar. Bu binanın imar durumu nedir? Ya 8 katlı bina, imar değişmiş, 4 kata inmiş. Adam 8 katlı bina için karot aldırmış mesela. Yapamıyorsun 4 kattan fazla. Bir bina mevcut imar durumuna göre yapılır. İmar durumunu bileceksin. Ne kadar inşaat olduğunu bileceksin. Bir, üç. Tapudaki takidat listesini kimse almıyor. Neden söylüyorum biliyor musunuz sayın meslektaşım? Tedbirler oluyor bazen. O tedbirleri bakanlık dikkate alıyor ve satışa gitmiyor. Hacizler, ipotekler, vatandaşlarımıza tekrar söylüyorum. Eğer bir kentsel dönüşüm yasası kapsamındaki riskli binada haciz, şerh, ipotek varsa, ayni ve şahsi haklar, bunların hiçbir sorunu yok. Bunlarda bir sıkıntımız yok. Bunlar aynen yeni taşınmaza naklediliyor. Hocam, son 5 dakikamız kaldığı evet. için hızlandırılmış sisteme gidiyoruz. Burada 18 aylık kısa böyle 30'ar saniyelik, çünkü sorular çok da ben hani hepsini soramayacağım. Tamam. 18 aylık burada bir kira yardımı var galiba, değil mi? Riskli yapılarda 18 aylık yardım var. Evet. Riskli alanlarda 36 ay. 36 ay. Peki şimdi hemen birkaç tane soruyu alalım. Ben şey bitireyim isterseniz. Bir dakikada bitireyim. Bir dakikada bitireyim. Bu çerçevede vatandaş bina ortak karar protokolü düzenleyerek 3'te 2 ile unutmayalım. Hı-hı. Arsa payının 3'te 2'si ile karar verecek. Yani apartmanın toplam bağımsız bölümünün 3'te 2'si değil. Arsa payının 3'te 2'si %66 ile karar verecek. Karara katılmayan maliklere ihtarname gönderilerek 15 gün içinde karara uyması istenilecek. 15 gün içerisinde uymazsa payı açık arttırmayla satışa çıkacak. Çok önemli bir şey söyleyeceğim, onu söylemem lazım. Eskiden açık arttırmaya o gün yapılan ihaleye karara katılmayan kişinin katılma hakkı vardı. O yüzden son gün bile gelip elini kaldırıp ikna olabiliyordu. Vatandaşımızın bu hakkı kalktı. Kalktı. Artık son güne kadar gelip imzalamazsa ihaleye alınmıyor. Yani evini kaybeder. Evini lütfen kaybeder. Önceden imzalayın. Onun için uyumlu bireyler oluyorsunuz. Uyumlu bireyler. Sorulara gelelim. Evet, kısa hemen sorayım. Merhabalar, Yavuz Türk Mahallesi'nde yaşıyoruz. Bulunduğumuz alan parsel bazında değerlendiriyor. Parselimiz 33 bin metrekare. Bizim ise buradaki bağımsız hissemiz 52 metrekare. Belediye yüksek emsal verdiğini iddia etse de takas oldukça düşük, bu alana müteahhit ya da belediye girdiğinde bu imar planlarıyla kaç yapı yapılabilir gibi bir şey. Tabii çok şimdi mevcut imar durumu değişebilir. Orası riskli yapı mı riskli alan mı onu bilmek lazım. Eğer parsel bazında gidilecekse parsel bazında işleri biraz şöyle sıkıntılı. Tabii her binanın karotlarının alınması şartıyla 33 bin bölü 3 çok evet. çok uyan bir enteresan aha. bir rakam. 22 bin metrekare karar evet. verdiğinde onların çok fazla yapabileceği bir şey kalmıyor. Tamam. Merhaba, 2012 yılında binamızda İstanbul Üniversitesi'ne deprem etüdü yaptırdık. %75 güçlendirme istendiği tespit edildi. Burası bir site. Kaç yılında yapılmış efendim, pardon? 2012. 2012'de. Burası bir site ve insanlar kat alma durumumuz olmadığı için kentsel dönüşme müracaat etmek istemiyorlar. Elimde raporlarla müracaat ettiğimde ismim açıklanır mı? Hayır, açıklanmaz ama burada şunu kaçırmasın, kentsel dönüşüm yasasında karot alımına başlarlarsa o sitede güçlendirme yine yapabilirler. Yani bir kişi tüm malikleri, bütün siteyi zarara uğratmak için kentsel dönüşüme soktu diyelim. Bu vatandaşımız ne yapacak? Tüm siteyi örgütleyerek güçlendirme alternatifi var yasada, model olarak var. O da detaylı, şimdi uzun zamanımız yok, anlatırım. Ama güçlendirmeyi yapabilirler. O da şu, sitenin 4/5'i karar vererek kat mülkiyeti kanunu 19. Evet. maddesinin 2. fıkrasına göre Şeref hocamızın aynen güçlendirme yapabilirler. Hocam, sizden bir söz alacağım, ben kapatacağım. Çünkü bundan sonra yayınlarımız 1,5 saat olacak. Yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz izleyicilerimize. Biz sizi birkaç hafta sonra tekrar telefonlaşıp bir randevulaşıp hocam daha uzun ve soru cevap yapacağız. Çünkü şu ana kadar sadece daha bismillah diyebildik. Bismillah diyebildik. Evet, daha oldu. Amentüsüne giremedik için. Ben hemen ama soruları eğer ben alabilirsem o vatandaşlara birebir kendim de cevaplamak tabii isterim. Kendilerine gönderirim. Programdan sonra lütfen iletirim. Bir soru daha var. O soru tapu tahsisle ilgili bir şey sormuşlar. Onu ben şöyle kısaca cevaplayayım.
tapu tahsisle alakalı TOKİ vesaire beyanlarhanesindeki 2981 ile ilgili. Beyanlar... Orada yalnız şunu söyleyelim, geçici madde 2023'te tapu tahsisler bitiyor. Vatandaşımız öncesinde tabii. Onu... Beyanlarhanesinde şerh olması gerekiyor. Oradaki çok önemli bir husus şudur. Alanınızın konut alanı olup olmadığına lütfen dikkat edin. İmarda konut alanı değilse tapu tahsisin satışından faydalanamazsınız. Yeriniz daha sonra takas usulü TOKİ'deki evlerle değerlendirilebilir. Bunu özellikle ben size söylemek istiyorum. Diğer gelen şeyleri ise Kadıköy, Fikirtepe'den gelmiş, diğer bir yine kısa her şey şeylerden ise. Gelmiş. Ben üstadan telefon numaralarınızla birlikte vereceğim. Hepsini cevaplandıracağım. Üstad size hepsini cevaplandıracak. Ben kısaca kentsel dönüşüm programını devam ettireceğimizi şimdiden taahhüt ediyorum. Çünkü bu sorulara hepsine cevap vermemiz icap eder. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Birkaç noktaya da vaktimiz eğer varsa rejideki arkadaşlardan temas etmek istiyorum. Ama süremiz dolmuş, onun için temas edemiyorum. Haftaya 13.30'da programımız başlayacak. Yönetimimiz sağ olsun gelen olumlu görüşlerden sonra programımızı uzattılar ve 13.30'da haftaya birlikte olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Sağ olun, teşekkürler.